Merhabalar. Bugün Muğla yemeklerinden unutulmaya yüz tutmuş, artık neredeyse büyüklerimizden birkaç kişi haricinde bilinmeyen yemeklerimizden birini yapacağız. Özellikle de toplulukla birlikte yenilen ve kalabalık gruplara ağırlamak için özel günlerde yapılan yemeklerden biri. Sura olarak biliniyor. Sura dendiğinde birçok yerde, birçok ilde aslında döş dolmasıyla aynı anlamda kullanılıyor ama burada Muğla'nın surası döş dolmasından farklı bir kebap türü. Pilavıyla, yufkasıyla, etiyle birlikte bir bütün yemek ve hep birlikte yenilebilen, porsiyonlara ayrılmadan bütün kendi tepsisi içerisinden yenilebilen bir özel yemek. Özellikle Milas tarafında çok fazla tercih edilenlerden biri ve yanında mutlaka domates salatasıyla ya da koruklu patlıcan turşusuyla birlikte veya koruklu patlıcan salatası olarak da adlandırıyorlar. Koruklu patlıcan salatasıyla birlikte servise çıkan özel yemeklerden bir tanesi. Malzemelerimiz nelerdir? Oğlak veya kuzu etinden incik kullanıyoruz. Böbrek yatakta olabilir. Kemikli olması gerekiyor. Bunun haricinde ayrıyeten bir yarım kilo kadar da kemiksiz etine ihtiyacımız var. Bununla birlikte kuru yufka kullanılıyor ki kuru yufka da biliyorsunuz özellikle son dönemde artık yapılmaz hale gelenlerden bir tanesi. Bunun da kullanım amacı özellikle bir araya gelinince hanımlar imece usulüyle yufkaları açarlar, sacda pişirirler ve ıslama olarak da geçer. Gerektiğinde ıslanarak börek yapılabilir, ıslanarak ekmek olarak kullanılabilir ve özellikle de bu tarz kebaplarla mutlaka kullanılan bir ekmek türüdür. Kuru yufka kullanacağız. Pirincimiz var, pilavımızı yapıyoruz çünkü. Pilavımızı, yufkamızı, etimizi bir araya getirdiğimiz, büyük bir tepsi içerisinde sunduğumuz bir yemek haline getiriyoruz. Şimdi yapımına geçelim. İlk olarak yapacağımız şey elbette ki etlerimizi pişirmek olacak. Bunun için odun ateşi kullanıyorlar özellikle ve odun ateşinin üzerinde etleri tencereye aldıktan sonra ki bu güveç de olabilir, dan denen odun ateşi üzerinde pişirmeyi sağlayan derin tencerelerde olabilir, kazanlar da olabilir. Bunun içerisine etimizi alıyoruz, suyumuzu alıyoruz. Kokusunu istemiyorsak defne kullanabiliyoruz ya da limon kullanabiliyoruz. İstenirse tane karabiber de kullanabiliyoruz ya da tamamen kendi haliyle kemikli etimiz ve suyla da haşlama yapabiliyoruz. İlk işlemimiz bu. Haşlamayı alacağız ve o haşlanırken biz diğer hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Etlerimizi haşlamaya alıyoruz. Kemikli etlerimizi haşlamaya alıyoruz ve çıkan et suyuyla da pilavımızı yapacağız daha sonrasında. Etlerimiz gördüğünüz gibi kemikli, incik eti ama dediğim gibi böbrek yatağı da kullanmak mümkün. Ve etlerimizi tenceremize aldıktan sonra üzerine suyumuzu ilave edeceğiz. Etin üzerine geçecek ölçüde su alıyoruz ve bununla birlikte üzerini kapatarak, kapağını örterek haşlamaya alıyoruz. İlk kaynama hareketi başlamanın hemen evvelinde kef oluşacaktır üstünde. O kefi topluyor ve ondan sonra kaynama hareketiyle birlikte ısıyı düşürüp kapalı bir şekilde uzunca süre pişiriyoruz. Diğer etimiz, kemiksiz olan etimizi de yufkamızla birlikte pişireceğiz. Önce etimizi yumuşatacağız. Sonra yufkamızı ilave edeceğiz. Yufkayla birlikte etin yağını yufkaya sindire sindire pişireceğiz. Ve o da bizim yanımızda tepsimizin kenarında bir ayrı çeşni, bir ayrı lezzet oluşturacak.
Tuğramızın pilavını hazırlamak için doğramış olduğumuz etlerimizi ısıttığımız tenceremizin içerisine alıyoruz. Ve bir parça da yağ ilave ederek hızlı bir şekilde soteliyoruz. Etimizi soteledikten sonra ısımızı düşürüyoruz ve kapağını örterek birkaç dakika pişmesini bekliyoruz. Etlerimiz pişerken daha öncesinde haşlamış olduğumuz etlerimizi suyundan süzdürerek ayırıyoruz. Ve etleri haşlarken oluşan et suyuyla da pilavımızı pişiriyoruz. Etlerimizi iyice kavurduktan sonra pirincimizi ilave ediyoruz. 2 bardak pirincimiz var. Yıkadık, süzdük ve bir miktar da kurumasını sağladık. Pirincimizi kavuruyoruz etimizle birlikte. Ve suyumuzu ilave ediyoruz. İki bardak su ilave etmiştik. Suyumuz sıcak olduğu için 3 bardak da suyundan ilave edeceğiz. Son olarak tuzumuzu da ilave ettikten sonra bir miktar da karabiberini serptikten sonra kısık ateşte çekene kadar, suyunu çekip demlenene kadar pişirmeye devam edeceğiz. Kapağını örttük. Ve ısıyı düşürdük. Suyumuzu çekene kadar pilavımızı pişirmeye devam ediyoruz. Bu yemeğin hazırlığı birçok etaptan oluşuyor. Tek başına bir tencere yemeği şeklinde çıkmıyor. Etimizi haşladık biliyorsunuz. Birinci aşamamız. İkinci aşamamız pilavımızı yaptık. Üçüncü aşama olarak kuru yufkalarımızı yine et suyumuzla ve tereyağımızla, zeytinyağımızla lezzetlendireceğiz, yumuşatacağız. Pilavımız hazırlanıyor. Etimizi hazırlamıştık. Artık tepsimize döşeyeceğiz ve fırınlamaya hazır hale getireceğiz. Pilavımı yan tarafa aldım. Yan tarafta pilavım pişerken ben şimdi yufkalarımı hazır hale getirmek istiyorum. Burada et suyu kullanacağız. Etin bir miktarını pilava, bir miktarını buraya da kullanabilirdik. Ya da eti istediğimiz yere hem yufkaya hem pilavın içerisine herhangi bir tanesine kullanabilirdik. Ben pilavın içerisinde kullandığım için burada sadece bir miktar yağ kullanıyorum. Ne kadar? Yarım çay bardağı kadar yağ kullanıyorum. Yağımla birlikte et suyumu kullanacağım. Kalan et suyumu kullanacağım. Et suyum da şöyle yanımda dursun ve en güzel yanlarından biri. Yufkamızı şöyle el kadar parçalara bölüyorum. Yufkaları hem kızartmış oluyorum hem de aynı zamanda azar azar et suyundan ilave ederek yumuşamasını sağlıyorum.
3-4 adet yufkamın hepsini bu şekilde tenceremde bir yandan kızartıyor, bir yandan suyuyla, et suyuyla ıslatıyorum. Bu arada yufkalarım sinmeye, sönmeye başladı gördüğünüz gibi. Et suyu ve yağın etkisiyle. Hem kızartma hem et suyu kullanıyoruz. Çünkü sadece et suyuyla yapacak olursak hamurlaşacaktır. Sadece kızartarak yapacak olursak da sert kalacaktır. Ve tekrar bir yandan ıslatıp bir yandan pişirmeye devam ediyoruz. Evet, artık yufkalarımız iyice söndü ve aynı zamanda şöyle de gördüğünüz gibi kızardı. Hem kızarıp hem sönmesi istenen bir şey. Yufkalarımız da hazır ve artık son aşama. Şimdi tepsimizi döşeyip 3 ayrı aşamayla pişirdiğimiz suramızı fırınlamaya geçiyoruz. Tepsimizin bakır tepsi olması tabii ki lezzetini daha etkiliyor. Hatta odun ateşinde ya da odun fırınında pişirmek de elbette ki çok daha güzel sonuçlar veriyor. Tepsimizin öncelikle kenarlarına hazırlamış olduğumuz ve yumuşatarak bir yandan da kızartmış olduğumuz ekmeklerimizi, yufka ekmeklerimizi döşüyoruz. Bu ekmekler aynı zamanda yemeği yerken ikinci bir ekmeğe ihtiyaç kalmadan kenarından ekmeğinden, ortasından pilavından, üstünden etinden alacak şekilde tek başına bütün ihtiyaç olan her türlü yiyeceği sağlayabiliyor. Ekmeğimizi kenarlarına döşedikten sonra artık pilavımızı alıyoruz yanımıza. Pilavımız şöyle de gösterebiliriz. Tam pişmiş değil daha. Tam suyunu çektirmedik. Biraz son dem suyu içinde. Bunun da nedeni aynı zamanda fırınlanacak oluşu. Göbeğine şöyle etli pilavımızı ilave ediyoruz. Pilavımızı ilave ettikten sonra şimdi üzerine tereyağımızı, minik minik kestiğimiz tereyağlarımızı şöyle dağıtıyoruz. Bu da fırınlama esnasında eriyerek hem ekmeğini hem pilavını lezzetlendirecek. Bir parça karabiber ilave ediyoruz. Olmazsa olmazı mutlaka kullanılır. Ve artık etlerimizi üzerine döşüyoruz. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Kemiğinden tuttuğum anda kemiğinden sıyrılıyor. Etlerimiz gayet güzel pişmiş. Kemiklerini de çıkarmak daha güzel sonuçlar verecek elbette. Bunları da çıkartmış olduk ve bu şekilde fırınlıyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar üzeri kızarıp renk alana kadar, tereyağı eriyip her tarafa yayılana, dağılana kadar 180 derecelik fırında pişirme yapıyoruz. Ya da biraz evvel de söylediğim gibi orijinalinde olduğu şekliyle odun fırınında, taş fırında pişirmeyi tamamlayabiliyoruz.
Suramız fırından çıktı ve sıcak. Gördüğünüz gibi yufkalarımız iyice kızardı. Etimiz iyice kızardı. Pilavımız yarı pişmişti. O da tam olarak pişti. Ve bu şekilde toplu olarak tüketilen, herkesi bir araya toplayan özel bir yemek olduğunu söylemiştik suramızın. Ve suramız hazır. Afiyet olsun.